Malatya denilince benim aklıma ilk gelen Turgut Özal'dır. Ve Turgut Özal Türkiye'nin çok sevdiği bir isim. Çocukların tonton amcası ve bu ülkenin geleceğine ışık tutan büyük bir isimdi. Ve Malatya, efendim Malatyalılar da Turgut Özal'ın Malatya'ya ve Türkiye'ye yaptığı hizmeti çok iyi bilmektedir. Ve özellikle de Malatya'da yine Turgut Özal'ın vesile olmuş olduğu Turgut Özal döneminde efendim başlatılan zamanında bir zamanlar Orta Doğu'nun en büyük, dünyanın da ikinci büyük hastanesi olarak nitelendirilen Turgut Özal Tıp Merkezi yapılmasına vesile olmuştu. Ve bu Turgut Özal Tıp Merkezi içerisinde de yine kendi ismini taşıyan bir Turgut Özal Müzesi var. Dilerseniz bu müzeyi hep birlikte tanıyalım. Turgut Özal Müzesi sorumlusuyum. 8. Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum hastanenin içinde. Hastanenin yapılmasına ilk temeli atan kişidir. Büyük emekleri geçmiştir, hizmetleri geçmiştir. Birçok insan şifa bulmakta bu hastanemizde. Burası Turgut Özal Müzesi ve burası Turgut Özal Araştırma Hastanesi olarak ünvan tam olarak geçiyor değil mi? Evet. Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan Turgut Özal Müzesi. Peki Turgut Özal Müzesi'nde neler vardır? Mesela burada gelenler neler görebilir? Turgut Özal'ın şahsına ait neler var burada? Şahsı hemen hemen tüm eşyaları var. Resimleri mevcut. Hastanemizin ilk temel atıldığı resimler. İşte Amerika'da Houston'la birebir aynı projeyi yaptıkları için o resimleri göreceksiniz. Houston'ın birebir modeli, maketi onun zamanında yapılmış ve hala müzemizde korunmaktadır. Kendisinin yabancı gezilerden, seyahatlerde yabancı ülkelerin vermiş olduğu kıyafetler var. Onlar çok değerliler. İpek kumaşlarımız var, kaftanlarımız var. Kendinin kullandığı tüm eşyaları, kimlikleri, diplomaları, belgeleri, bir eşi daha olmayan Türkiye'de bilgisayarı var en önemlisi. Tek üretilmiş bir bilgisayar, sanıyorum özel üretilmiş, bir eşi daha olmadığı söyleniyor. Bir de ayrıca suikaste uğradığı zamanki mikrofon sehpası, direği burada. O izleyiciler tarafından çok merakla bakılan bir şey. Siz de görüntülerseniz evet. 4 tane kurşun deliği var. O direkt korumuştur Cumhurbaşkanımızı. O çok ilginçtir. Madalyaları, kıyafetleri tam bir Özal'ın kullandığı her şeyin bulunduğu müze burası. Günde 150 kişi ziyaret ediyor burayı. Bu çok büyük bir rakam aslında. Her gün düşünün, her gün açığız ve 150 kişi ziyaret ediyor. Şimdi burada bulunanlar rahmetli Turgut Özal'ın şalı, ayakkabısı, keza kimlikleri, belgesi, sanırım ehliyetine kadar herhalde. Evet, hepsi buradalar. Evet. Burada bulunmaktadır. İlkokuldan beri diplomaları, dediğiniz gibi ehliyeti, kimlikleri hepsi burada mevcut. Efendim işte Malatya denilince, aslında Turgut Özal denilince Türkiye akla gelir ama Malatya denilince de Malatyalı olması münasebetiyle Turgut Özal hemen akla gelmektedir. Ve tekrar ediyorum, burası efendim Turgut Özal'ın ismini taşıyan Turgut Özal Araştırma Hastanesi'nde bulunan Turgut Özal Müzesi'dir. Ve Turgut Özal'ın yabancı ülkeleri ziyaretinde o ülkelerin efendim kendi bölge kıyafetleri, ülke kıyafetlerinin bulunduğu, yanı sıra Turgut Özal'ın resimlerinin bulunduğu, efendim ve bunun yanı sıra da ilkokul veya öğrencilik yıllarından beri efendim almış olduğu takdirler, karne, ehliyet ki ta ki sanırım pasaporta kadar görmek mümkündür. Evet, bir de, müzemizde sergileniyor. Bir de dışarıda efendim yine Turgut Özal heykeli ve Turgut Özal heykeliyle birlikte efendim çok güzel bir havuz kazandırılmış hastaneye. Evet, Malatya'ya yolunuz düşerse, Malatya'yı gezerseniz veya efendim belki de aranızda öyle Turgut Özal sevenleri vardır ki benim kadar. Onlar sırf Turgut Özal'ın böyle bir müzesini görmek için de olsa Malatya'ya mutlaka gelirler. Burası Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde bulunan Turgut Özal Müzesi. Efendim Yolcu Yollarda programı Malatya gezilerine devam ediyor.